İnsan klonları üzerinde çalıştığınız şehirden uzak bu laboratuvarda yanlış bir klonlama yaptınız. Ve klonladığınız insanlar bir anda zombiye dönüştü. Zombiye dönüşen insanların klonlandıkları yerden çıkmasıysa an meselesi. Buradan acilen çıkmanız gerekiyor ve laboratuvarda şu an siz, temizlikçi, profesör ve laborant olarak 4 kişisiniz. Zombilerden kurtulmak içinse halatlı bu köprüden geçmeniz gerekiyor. Fakat siz bu köprüden 1 dakika içerisinde, laborant arkadaşınız bu köprüden 2 dakika içerisinde, temizlikçi ise bu köprüden 5 dakika içerisinde ve son olarak profesör ise 10 dakika içerisinde geçebiliyor. Ama bu köprüden aynı anda en fazla 2 kişi geçebiliyor. Ve hava çok karanlık olduğu için bu köprüden el feneri olmadan ve el fenerinden uzak olarak kimse geçemiyor. 17 dakika içerisinde zombilerin köprünün yanına geleceği bilindiğine göre bu köprüden nasıl geçip köprünün ipini kesebilirsiniz? Her şeyden önce köprüden en yavaş geçecek olan temizlikçi ve profesör birlikte geçmelidir. Ama ilk olarak köprüden laborant ve siz geçeceksiniz. Siz köprüden hızlı geçtiğiniz için el feneriyle geri dönecek ve el fenerini temizlikçi ve profesöre vereceksiniz. Temizlikçi ve profesör köprüden geçtikten sonra laborant el fenerini alacak ve sizin yanınıza dönecek. Ve sonrasında birlikte köprüden geçecek ve köprünün iplerini keserek arkanızdaki zombilerden kurtulacaksınız. Selin ilk iş gününde işe gitmek için evden çıkmıştı. Arabasıyla giderkense yolda talihsiz bir kaza geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığında Selin hafızasını kaybetmişti ve hiçbir şey hatırlamıyordu. Doktor Selin'i muayene ettikten sonra kapıda 3 genç adam gördü. Bu genç adamlardan her biri kendisinin Selin'in eşi olduğunu iddia ediyordu. Ve bu kişilerden ilki Selin'e, "Sevgili Selin, sana ne oldu? Çabuk kalk eve gidelim. Senin için endişeleniyorum." demişti. İkincisi ise Selin'e, "Selin, şu an nasılsın? Hafıza kaybının olduğu söylendi. Beni hatırlamayabilirsin, tamam mı?" demişti. Ve son olarak üçüncü kişi ise, "Bir an önce buradan gidelim. Diğer ikisi seni buradan götürmek istiyor. Senin için çok endişeliyim çünkü beni hiç hatırlamıyorsun." demişti. Peki bu kişilerden hangisi Selin'in gerçek eşidir? Selin'le konuşan ikinci kişi Selin'in gerçek eşidir. Çünkü diğerleri onu farklı yere götürmeye çalışsa da sadece bu kişi Selin için endişelenmiştir. Volkan'a büyük dedesinden oldukça değerli bir taş kalmış ve Volkan bu değerli taşını oldukça güvenli bir bankanın kasasına koymuştur. Ama taş zaman çok geçmeden bulunduğu kasadan çalınmıştır. Bunun üzerine olayla ilgilenmesi için bankaya bir polis memuru gitmiştir. Bu polis memuru bazı deliller sonrasında olayla ilgisi olabilecek banka çalışanı, banka güvenliği ve temizlikçi 3 kişiyi sorguya almış ve parmak izlerini almıştır. Peki kasadaki parmak izlerine ve şüphelilerin parmak izlerine bakarak değerli taşı kimin çalmış olabileceğini bulabilir misiniz? Değerli taşı çalmış olabilecek kişi ellerinde eldiven olan temizlikçidir. Banka çalışanı ve güvenliğinin parmak izlerinin kasada olması normaldir. Çünkü bu kişiler burada ve bu konular üzerinde çalıştığı için parmak izi bırakması normaldir. Ama temizlikçi elinde bulunan eldivenlerden dolayı kasada iz bırakmadan bu değerli taşı almış olabilir. Videomuza bir parçası eksik olarak verilmiş bu hipopotamla devam ediyoruz. Peki siz bu hipopotamın eksik olan parçasını bulabilir misiniz? Bir parçası eksik olan hipopotam bu parçayla doğru şekilde tamamlanır. Eksik olan parçaysa işte bu parçadır. Şimdi ise sizlere bu küpleri veriyoruz. Ve sizlerden bu görseldeki küplerin ok yönünden görünümünü bulmanızı istiyoruz. Bunun için süreniz başladı. Bu küplerin ok yönünden görünümü bu görünümdür.
sevimli arılarla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki iki arı arasındaki 3 farkı kendisine verilen süre içerisinde bulabilir? İki arı arasındaki 3 fark, arının kanadı, anteni ve göz bebekleridir. Kolay bir soruyla videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan çiçeği bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan çiçek işte bu çiçektir. Şimdi ise sizlere bu görseli veriyoruz. Peki siz bu görseldeki gizlenmiş hayvanı bulabilir misiniz? Bu hayvanı bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu görseldeki gizlenmiş hayvanın nerede olduğunu sizlere gösterdim. Peki siz bu hayvanı bulabildiniz mi? Sırada bu çekirgeler var. Peki bu çekirgeler arasındaki iki farkı bulabilir misiniz? Farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları kaç saniye içerisinde bulabildiniz? Bu kaplumbağa havuçlara hangi yolu kullanarak gidecektir? Bu yolu bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Kaplumbağa size verdiğimiz yollardan bu yolu kullanarak havuçlara gidecektir. Yine bir fark sorusuyla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki diğerlerinden farklı olan bal peteğini bulabilir? Diğerlerinden farklı olan bal peteği işte burada. Peki siz bu peteği bulabildiniz mi? Emojilerin verildiği bu görselde ise sizlerden anlatılmak istenen Türk yapımı filmi bulmanızı istiyorum. Peki kimler bu filmi 10 saniye içerisinde bulabilir? Emojilerle anlatılmak istenen film Ölümlü Dünya'dır. Videomuzun sonuna yaklaşırken sırada kolay bir matematik sorusu var. Peki kimler bu görseldeki Z harfinin değerini bulabilir? Z harfinin değerini 25 olarak bulduysanız tebrikler. Doğru cevap. Sevimli gezegenlerle devam ediyoruz. Peki kimler bu gezegenler arasından birbirinin aynısı olan gezegenleri bulabilir? Birbirinin aynısı olan gezegenler kızıl bu gezegenlerdir. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde 3 kadın bulunmaktadır. Fakat bu kadınlardan birisi uzaylıdır. Peki bu kadınlara daha dikkatli bakarak uzaylı olan kadını bulabilir misiniz? Bu kadını bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Uzaylı olan kadın sağ taraftaki bu kadındır. Peki siz bu kadını bulabildiniz mi?